peki o süreçte bebek yıkanabilir mi? Banyo süreçleri var mıdır? Nasıldır? Yani şöyle, genellikle biz ameliyatlardan sonra 5. gün falan her şey yolundaysa, taburcu etmişsek 5. gün banyosunu yaptırıyoruz. Diğer ameliyatlarda, diğer şeylerde haftasından sonra, yani mesela hastanede yatmış, haftası olmuş artık genellikle ameliyatını, pardon, banyosunu yapar. Ve işte hafta, ay, belli sürede kontrollerine gelir. Çok hızlı hayata dönerler. Daha da rahatlarlar. Çünkü daha sıkıntılı, fıtıklı kalması daha büyük sıkıntı. Ikınamıyor, kabız, gazını çıkaramıyor. Sürekli bir şiş, ağrıyan bir şey var orada. Huzursuz bir bebek. Kaka yapamıyor. Evet. Huzursuz bebek, iyi ememiyor, iyi beslenemiyor. Gelişimde engellenmiş oluyor tabii demek ki, değil mi? Çocuk rahatlıyor. Ve aileler öyle diyorlar. Bazı zaman kontrole bile gelmiyor aileler. Hocam çok rahatız. Mesela bazı zaman biz çağırıp getiriyoruz. Ya diyor, siz bugün gelmediniz. Bugün ameliyatın 3. günü, görmemiz lazım sizi. Hocam biz çok rahatız ama. Öyle bir sıkıntılı devre geçirmiş ki çocuk. Çocuğun normal hali geliyor. Çocuk doğmuş. Tam işte 40'ı çıktı falan. Fıtıkla karşılaşmış. Arkasından ameliyat olmuş, düzelmiş. Yani yaklaşık bir 3-4 günde falan çocuk bir şeye, standarda geliyor, rahatlıyor. Anne babalar da, aileler de, ama haftasında değil mi, beklemek gerekiyor. Özellikle çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapmışsak, onlar da biraz süreç, daha biraz daha süre alabiliyor. Çünkü çocuk iki kasığında yarayla iyileşmek zorunda. Dolayısıyla işte çiş ve kaka düzeni gelinceye kadar çocuğun bir huzursuzluğu devam ediyor. Yani öyle zor ameliyatlar değil, iş, ipin ucu bizdeyse. Sizin kontrolünüzde. İpin ucu bizdeyse zor ameliyatlar değil. İpin ucu fıtıktaysa ameliyatın nereye gideceğini biz de tahmin edemiyoruz.